devam ediyoruz. Bunu seyrettik. Ve hanına baba dışarıda. Bakın ne yakalamış be. Kendisini asmasına neden olmuş. Narsist. Sosyopatmış. Boşuna turlamadı. Dahası gelecektir. Bir dahaki videosunu seyredelim bakalım. Müthiş nefesim kesiliyor. Azot fosfordan şüpheleniyoruz. Çıkıp bir duruma bakalım. Yağmur yağmış be. Bütün çişleri tazeleyip bahçeye sürmüştür. Azot fosfor. Bir beyaz çay içelim geçer. Hareket göremeyeceğiz. Dün gördüğüm rüya aklımdan gitmiyor. Onu anlatayım. Dolması için gidiyor. Böyle dışarı çıkıyor. Aynen burada yaptıkları gibi. Köpekli bir uçan maymun. Işınlanıyor, ortaya çıkıyor. Sonra köpek bana bakıyor. Aniden koşmaya başlıyor. Öyle bir hızla ki. Ve bu kadın o güden zapt edemiyor. Böyle tasmasından onu çekiyor, uçuruyor, resmen havada uçuruyor. Sonra köşeden koşuyor böyle. Tam duvarın yanına geliyor. Duruyor, o uçan tosluyor kafasıyla duvara. Sonra sırtına düşüyor köpeğin. İkisi birleşmiş gibi oluyorlar ve köpek durmadan donk ileri geri donk donk diye bunun kafasını duvara vuruyor. Ben de koştum onu kurtarmak için. Köpeğe bir tekme attım, iki üç attım. Durmuyor be. Donk 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 diye devam ediyor. En sonunda güçlü bir tekme attım. İkisini ayırabildim. Sonra uyandım. Var mı bir rüya tabircisi? Bunun anlamını açıklayabilecek. Bir Hazreti Yusuf var mı? Rüyama girmeye başladılar be. Vay anasını. Thank you.
Allah'la konuşması gerekir. Fakat Büyükşehir Belediye Başkanı bile Lan'la konuşuyor be. Senin gibi ana avradım olsun komşum. Bu kadar erken çıkacağımı tahmin edemiyorum. Sona doğru gelebilirler ancak. İzmir'de tepere buldu. Tesadüftü. Dünkü sinek olayından bahsettikten sonra bu sabah lavaboda tek bir sinek görmedik. Kabızımdan biraz düzelmiş. Eski cumalara benzemiyor. Tek bir örümcek anında fırladı, oturur oturmaz karşıma. Tuhaf bir tip. Ufacık bir gövdesi var ve kocaman kocaman uzun bacakları var. Gel, koş buraya gel. Ağaca tırman ağaca. Durdu orada. Geri dönüyor. Reis Erdoğan talimat vermiş, köpekleri toplayın falan diye. Seninle köpekten konuşuyorum hep ben. Daha düğmeye basılmadı. Yavaş yavaş çirkeflerini sosyal medyada gösteriyorlar. Düğmeye basıldığı zaman eylemler olacaktır. Düğmene nereden basılıyor belli. Şimdiden başladılar yani. 1,5 milyon takipçisi var be. Ve kışkırtma peşinde. Tehditler yağdırıyor. Birçok böyle var. Birbirlerini takip ediyorlar. Ve bunlar casusluktan tutuklanıyor. Emin olun, herhangi bir terör eylemi bunların başının altına çıkıyor. Hayvan sevgisi falan hikaye. Bunların tek amacı kurban elde etmek. Öyle ya da böyle. Kurban vermek zorundasınız bunlar için, eğer icablarına bakmazsanız. Çayım bitti. Hayvanat Zeynep'in götten bacak köpeği ortaya çıktı. Diğeri de geliyor, bu yeni. Yapacakları hiç belliyim. Çay bitti, yetiştirdi. Bom, şiş, bom. Çete azalmış, iki tane kalmış. Koş parka giriz. Bum lan. Arabaları kapa tut. Sen nereye geliyorsun? Karşımda mı sıçan? Emir o mu? Hı? Oyun parkına mı sıçan? Kağıtlar, kağıtlar, kağıtlar. Saksının içine kadar. Burnumuzu uzatınca kalkıyor. Gidip bir sigara saralım. Bu ne lan burada? Hmm.
Güle güle. Kaldırı yaya geçsin. Gidip bir sigara sarıl. Hala devam ediyoruz. Havlamalarını duyuyoruz değil mi? O yüzden gönderildiler. Şşt, karımı uyandıracağım lan. Ulanla konuşma, siktir git. Baba, anasını satayım. Operasyonumuz bitti gidiyoruz. Turnike. Neye havlıyordular be? Neye kızlar? Böyle bir şey söyleyeyim. Bunlar böyle öfkeli. Vah vah vah. Dilini bilen olsa. İnsanlar öfkeyle bağırır, çağırır, küfürler, küfür savuruyorlar, dilsiz kullar. Kendiniz düşünün, öfkeli bir insan böyle birisine karşı ne yapar? Küfürler, bağırır, çağırır. Bunlar sana karşın avukat diye öfkeyle yaptıkları zaman da senin de aklından sadece küfürler geçer. Bu parka girmiş köpekli havluyormuşlar. Tekrar ortaya çıktı. Sıçtırma işinden geliyor. Parka sokmuş be, belediye başkanının parka sokmayın dediği yere. Oo, ayağa kalktı, iki ayak üstünde yürüdü köpeğin. İyi eğitmiş. O kadar iyi eğitmişler ki şu ağacın altına bir çarpı işareti koy, tam onun üstüne sıçar. Hangi yırtık bu? Daha önceki videolarımdan beri ortaya çıktığı gün böyle geldi. Bir dakika sonra geri döndü gitti. Ben dedim apartmanın oraya sıçtırmıştır. Gittim bakmaya, tam bizim apartmanın giriş kapısının yanına sıçtırmıştı. Tam olarak bu şıllık. Asker mi değiştirdin toksoplazmalı PKK'dırıye? Yoksa Roma hadırıye? Ne demem biraz. Dün sosyal medyada şey söyledim, yazdım. Nefesim kesiliyor diye. Azot, fosfor. Her yağmur yağdığında böyle oluyor. Apartmanımızın, evimizin karşısından döşedikleri kişiler yağmur yağınca hepsi birden tazeleniyor, yayılıyor, aynı zamanda atıyorlar bir yerleri, direkt odama ve nefesimiz kesiyor. Bunu gece yaptıklarını farz edin, başka millete, yaşlılara, bebelere. Uyanamaz. Boğulur. Sonbaharı bitiriyoruz. Ne kadar yağmur yağdığını birazcık ıslattı sadece.
Fakat Mekke'de yağmur yağıyor. Türkiye'de barajlar boşaldı. Siz bunların tepesine binmeyin, dağısı gelecek. Sigaramız da bitti. Dünkü, evet, dünkü gibi tek bir uçan maymun asker. Biraz daha sokak hayvanlarını seyrettik. Burada ise hayvanlara tiyatro olmadı. O eskidendi. Onu da mermime yusuf. Ben çağırıyorum, onlar geliyor. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar.